bugün Veyat firması olarak etkinliğimiz vardı. Yanımızda da Yiğit kardeşim var. Hoş geldin Malte. Hoş buldum abi. Ne kadar oldu? Abi benim 3. haftam bu hafta. Nasıl geçti 3 hafta? Ya vallahi güzel. Arkadaşlar falan herkes ılımlı. Otel beklediğimden çok daha iyi çıktı. Okulum da çok güzel. İyi gidiyor. Sen hangi okuldaydın? IELTS. Peki IELTS okulunu 10 puan üzerinden değerlendirecek olsan kaç verirsin? Abi 9 veririm. 1 puan. Kimse bilmiyor bunu niye kırıyorsun. 10'da 10 değil ama 9 güzel. Ya illa bir şeyler eksiktir aslında. Doğru aynen söylüyorsun. Peki kimle kalıyorsun odanda? Kolombiya'da bir tane arkadaşım var. İki kişisiniz zaten aynen, odada. IELTS'lerin böyle bir güzel olayı var arkadaşlar. Hem tuvaleti içinde hem de iki kişi kalma şansınız oluyor. Peki diğer unsurlar nasıl? Eğitim kalitesi vesaire? Eğitim hocamız çok güzel. Ya tabii diğer arkadaşlarımdan, diğer hocalarla alakalı şikayetler tabii duyuyorum ama bana hiç öyle bir şey denk gelmedi. Belki de kişiye göre değişiyordur. Nereli hoca? Hoca belki Yunan olabilir, belki de İngiliz olabilir. Tam hadi bilmiyorum. Ya. Peki aksan nasıl? Aksan çok güzel. İyi yani. Çok iyi anlayabiliyorum her şeyi. Ha, çok iyi. Evet. Bu çok önemli biliyor musunuz? Yani hoca ile olan ikili ilişkiyi iyi tutmadı mı? Sürekli bir isyan ediyorsun. Bu sefer odaklanacağın yer İngilizce yerine dışarısı oluyor, başka evet şeyler oluyor. Peki dış hayat nasıl Malta'daki? Malta'daki dış hayat, ya burada herkes Türkiye'ye göre ne bilmiyorum ama biraz da böyle herkes ılımlı. Yani dediğin zaman herkes böyle çok yardımcı oluyor. Mesela bir arkadaşım anlattı. Hı hı. İşte hat alacak. Adam direkt mesela bir bakkalcı direkt hat sorunu çözmüş. Ya burada herkes çok ılımlı. Malta çok güzel. Çok aynen. Kolay, aynen. Herkes çok ılımlı. Herkes yani relax arkadaşlar. Herkes parti yapmaya, eğlenmeye, bir evet şey öğrenmeye ya da buranın keyfini sürmeye geliyor. Ada ülkesi olduğu için aslında biraz daha etkili olabiliyor bu durumda. Peki son soru kardeşim. Bizden memnun kaldın mı süreçte? Abi ben çok memnun kaldım. Vallahi ben söyletmiyorum. Ve gerçekten çok memnun kaldım yani. Neyden memnun kaldın mesela? Bir kere ben sizin Reels videosunu gördüm reklam olarak. Hem diğer şeylere göre daha ekonomikti. Hem de ben seni bayağı uzun zaman takip eski ediyorum. Eski videolar. Vallahi. Evet. Hangi videodan hatırlıyor musun? Malta. Malta geceleri. Evet. Malta geceleriyle ünlü olduk. Şimdi yavaş yavaş bıraktık oraları arkadaşlar. Şimdi dünya turuna başladık çünkü. İleride inşallah sen de dünya turuna çıkarsın. İnşallah. Bu İngilizceyi geliştirmek aslında burada çok önemli. Evet. İleride neden aslında öğrendiğini anlamış da oluyorsun bir nevi. O zaman hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abi. Sağ ol.